Türkiye'nin NATO zirvesindeki diplomasi zaferinin yansımaları devam ediyor. İsveç hükümeti teröristlere karşı tavrını değiştirdi. Sol Parti'nin düzenlediği forumda açılan PKK paçavralarına tepki gösterildi. Sol Parti vekilleri Daniel Riazat, Malcolm Jallow ve Lorena Delgado PKK-PYD'yi simgeleyen posterlerle poz verdi. İsveç hükümetinin Madrid'de imzaladığı üçlü muhtıraya karşı çıktı. Terör propagandasına yanıtı İsveç Dışişleri ve İçişleri Bakanları verdi. Dışişleri Bakanı Linde Twitter hesabından "Bu kesinlikle kabul edilemez. PKK 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol Parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. Rusya'ya karşı olduğu gibi FETÖ'ye karşı da birlikte hareket edeceğiz dedi. NATO zirvesinde Türkiye-Amerika hattındaki ana başlıklardan olan F-16 savaş uçakları da masaya yatırılmıştı. Washington'dan son duruma dair açıklama geldi. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda birkaç aydır görüştüklerini ve Amerika Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.